KSV ve diğer belediye başkan adayları mal varlıklarını açıkladı. Şu anki belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu mal varlıklarını henüz açıklamadı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anki belediye başkanının yaptığı bence yanlış. Eğer ki yani Türkiye genelinde böyle bir şey yapılıyorsa ve Fuat Köse de mal varlığını açıklamışsa şu anda, yani sadece Giresun için değil bu, bütün Türkiye genelinde bunun açıklanması lazım. Yani eğriyi doğruyu bilelim, iyi kötüyü bilelim. Hepsi bu yani. Şöyle şeffaf olmak lazım bence. Tabii ki diğer belediye başkan adayı mal varlığını açıkladıysa doğal olarak şimdiki belediye başkanının da mal varlığını açıklamasında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Sonuçta halka hizmet ediyoruz. Halkın her şeyi bilmesinde fayda var. Çok fazla malı olduğu için açıklamaya yetmez. Fuat Başkan'a başarılar. Çok mal varlıkları olduğu için ondan dolayı açıklama şansı. Çaldıkları var. Başka ne diyeyim yani? Çaldıkları şey çok. Hayatımızı çaldılar. Her şeyimizi çaldılar. Bizi çaldılar. Ben kendim engelli bir bireyim. O zaman bana kadar 5 yıldır benim bir tane engelli olarak bir problemim çözülmedi. En basit bir şey söyleyeyim. Devletin bana vermiş olduğu %95 engelim var. Park sorunum var. Park sorunumu 5 defa meclise götürüp dilekçe verdim. Dilekçe verdiğim halde benim engelli parkım çizilmedi. Ya gerekçe ne, gerekçe yok. İşte meclis çoğunluğu. Ne düşüneceğim bak, şöyle söyleyeyim. Mal varlığını açıklayan bir kişiye korkusu yoktur. Her şeyini meydana dökmüştür. Ama diğer açıklamayanlar da bir şüpheye düşmüşlerdir. Bunda bir başka bir şey yok, anlaşılıyor durum. Yani Fuat Köse'nin ortalığa mal varlığını dökmesi, yani kendisi avantajı içindir. Çok iyi bir şey. Biz esnaf olduğumuz için çok fazla net konuşamıyoruz ama gereken yapılır zamanı gelince. Zaten söylenen bayağı bir sözler var. Şu anda siyasette de gerçekten ciddi anlamda. Açıklamaz be. Açıklamaz mı? Siz sorunlar bir soruyor. Soruyu siz sorunlar. Gazete değil mi? Ya da televizyon. Siz sorun be. Ben açıklamayayım. Çok ilgilenmeyeyim ben öyle şeyler. Açıklaması gerekir. Herkes için geçerli olan bir kural varsa herkes buna uymak zorunda. Eğer ki şeffaf bir yönetim söylüyorlardı ve bunu sık yapıyorlarsa kendi ayıpları. Hepsi açıkladı. Aytekin Başkan da açıklamış. Açıklamadı. Açıklar o zaman önce. Açıklar. Niye açıklamasın ki? Belediye başkanları mal varlıklarını açıklamak zorunda. Açıklıyor zaten. Yani bu seçildikten sonra da açıklıyor. Önce açıklar, sonra açıklar. Bunun bir şeyi yok bence yani. Yani mal varlığı açıklama, tabii ki açıklaması lazım. Belli bir görev alan insanların mal varlıklarını kamuoyuyla paylaşması lazım. Çünkü kamuoyunun ahlaki kuralları budur. Ama şimdi Aytekin açıklamadı diye bir kural yok. Aytekin de açıklayacak mal varlığını. Zaten açıklar. Yani seçilen de açıklıyor yani. Şimdi açıklamamış olabilir ama açıklamak zorunda ve açıklar yani. Öyle düşünüyorum. Mal varlığını açıklamak zorunda değil ama yani Aytekin'in de bir şeysi olduğunu zannetmiyorum. Yani yok, herkesin mal varlığı olabilir de yani Fuat Köse açıkladı, o açıkladı dememin bir anlamı yok ya. Aytekin'in mal varlığı olduğunu zannetmiyorum. Varsa herhalde bir dairesi vardır, bir de burada oturduğu yer vardır diye düşünüyorum. Düşünecek bir şey yok ki, ne mal varlığı açıklasa olur, açıklamasa olur. Hiç o konuda bir şey söylemiyorum. Peki şu anki yönetimi nasıl buluyorsunuz Giresun'u? Hikaye. Hep hikaye baştan aşağı. Demek ki çok malı var arka tarafta, göstermiyor onları yani bu. Bunu açıklayamaz. Neler yaptığını ben biliyorum. Bu dönemdeki belediye başkanı. Burada konuşmaz. Yüz yüze konuşmamız daha önemli. O karşılaştın. Benimle de ben söyleyeyim. İzlemez o. Onda öyle bir şey yok. Karakter yok. Şu anki siniriniz neden? Belediye binası kiralık. 10 sene sonra nereye gidecek bu belediyedeki çalışanlar? Limana mı gidip seranın altında mı şey yapacak? Onu açıklasın. Giresun tüm mal varlıklarını sattı ya belediyenin. Ne yapıldı? Giresun'a ne yapıldı? Bir çivi çakıldı mı? Ben size sorayım şimdi metri olarak. Bir çivi çakıldı mı? Çakılmadı. Peşkeş çekildi. Peşkeş çekildiği için bir şey yapma şansı yok ki. Bunun için bir şey yapma şansı yok. O isteme şansı hatası bir kere. O istemesi yanlış. Ne bileyim, mal varlığı çoktur herhalde. Açıklama gereği görmemiştir. Kimin aklında konuşuyorsun? Kimin kızım? Şu anki yönetimde olan Aytekin Şenlikoğlu. Hepsi düşkağıtçı kızım. Zamanı gelmedi, gelince açıklar yani. Zamanı gelmedi demek ki. Biz Aytekin Bey'den memnunuz yani. Bizim Aytekin Bey'in hangi ne malı varmış yani. Bir veya iki dairesi vardır. Efendime söyleyeyim şeyden bir bahçe aldı. Üç dönüm, iki dönüm neyse onu biliyoruz. Başka bizim bildiğimiz bir şey yok yani. Çok büyük bir malı mı var yani? Milletten mal mı kaçırmış? Yani öyle bir durum mu var yani? Ne illaki bir haram vardır da onun sebebine açıklayamıyor. Yani
ben şundan çalıştım da şunu yaptım, bunu yaptım, bundan kazandım diyemiyor demek ki. Ben bile açıklıyorum kendi varlığımı öyle ya, ben yıllarca şunu çalıştım, bunu çalıştım, şunu aldım diyebiliyorum, bunu diyemiyorum. Masına tesadüfen rast geldim, konuşmasında şöyle dedi. İşte 4 tane dükkanım var, evim var, arabam var. Hanımı da yanındaydı, hanımı da kaldırdı, açtı kolunu. Hanımın kolunda da dedi 5 tane bilezik var. Bu hesabı bana dedi, belediye başkanı seçilirsem, bu şehre hizmet edersem sonunda da dedi sorun hesabını dedi. Diğeri de buraya gelirken mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, mal varlığı neydi şimdi nedir? O da çıksın onu açıklasın da biz de bilelim. Şimdi bütün zaten AK Parti'nin şey adayları hiçbir çoğu açıklamadı. Hiçbir açıklamadı. Ankara'da, İstanbul'da da açıklamadılar mal varlıklarını. Onların işi gizli kapaklı. Şeyde CHP'nin bir para sayma işi var. Onu gösteriyor televizyon TRT1. Bak para sayma işini şeyi göstermiyor da İmamoğlu İstanbul'da yaptıkları, verdikleri yemekleri okullara, talebelere, malebelere gösterdi. De onun adı yurtları murtları söylemiyor. Orada para sayılmış, onu gösteriyor CHP'nin. Seçime kaç gün kaldı? 17 gün kala şey yapıyor yani. Partizanlığın danışkası yavrum. Bu millete var, bu o kadar hayat bağlı şey diyorlar, efendime söyleyeyim. Her şey bağlı. Etin kürsü çıkmış 550-600 liraya. Millet gene seçim zamanı AK Parti'ye oyunu veriyor. Ben aklım vermiyor buna. İşte bu Türkiye'nin çok vilayetinde %65 oy aldı. 60-65 oy aldı. Nasıl oy alıyor? Hem de millet acımız ölüyor, geçinemiyoruz diyorlar. O seçim zamanı AK Parti'ye oy veriyorlar. Vallahi herkes şeffaf olmalı. Bir seçim arifesinde. Herkes mal varlığının aşkından niye kaçıyor ki? Şeffaf olması lazım. Şu anki yönetim yani şeffaf bulmuyor musunuz? Yani şeffaf buluyorum da neden çekiniyor açıklamama hakkında? Onu anlamadım yani. Vallahi ne bileyim, ister açıklar ister açıklamaz yani. Beni de çok ilgilendirmiyor mal varlığı. Peki siz belediye başkanı aday olsaydınız mal varlığınızı açıklar mıydınız? Ya muhtemelen açıklardık tabii. Yani açıklardık. Şaibe bırakmamak için. Ne hata yapmış, niye açıklamamış? Peki siz belediye başkan adayı olsaydınız mal varlığınızı açıklar mıydınız? Tabii açıklardım. Açıklardım. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ülkemizde bu tip sıkıntılar oluşuyor. Yani mal varlığı açıklamış, açıklamamış falan. Yani bence şey var ya. Hani önemli olan yaptığı hizmetler olarak bakıyorum ben. İnsanların yaptığı hizmetlerine bakıyorum. İnsan yani zaten kötü niyetli olduğu zaman bir şekilde sıkıntılar oluşuyor yani. O mal varlığını açıklamış, açıklamamış çok fazla şey olmuyor bence diye düşünüyorum ben. Peki siz belediye başkan adayı olsaydınız mal varlığınızı açıklar mıydınız? Ben belediye başkanı olsaydım mal varlığımı açıklardım. Açıklardım, niye açıklamayayım ki ya? Bir sıkıntı olmaz ya. Ben açıklardım ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani şimdi bizim ülkemiz kanunla, yönetmelikle yönetiliyor. Şimdi kanunda, yönetmelikte böyle bir şey açıklayacaktır veya bu şekilde bir şey var mı? Ha yok, bunu hani sorgulamamız ya da sorgulamamız bence çok şey değil yani. Çünkü kanunda böyle bir şey gerekliyorsa yapmaması şey değil ama kanunda böyle bir şey gerekiyor mu? Buna bir bakmak lazım. Yani hani şey demiyorum, hani tabii ki insanlar hani güven konusunda, işte hani düşünceleri konusunda hani farklı görüşler olabilir. Buna kesinlikle katılıyorum. Fakat hani biz ülkemiz demokrasiyle yönetiliyor. İşte kanunla, yönetmelikle yönetiliyor. Biz buna bakarız. Buna uymayan bir şey de, hani istenmeyen bir şey de insandan açıklamasını beklemek ya da beklememek bence şey olarak görüyorum. Tabii ki açıklarsa insanların güvenini kazanmak için, oy kazanması için bence önemli olabilir. Ama hani açıklamadı diye ben de şimdi adama gitme başka bir şey söyleyemem. Yani hani yanlış yapmak istediği zaman bunun kılıfını uydurur yani.